Evet, şimdi yanımızda Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa Akyol var. Hayırlı olsun diyelim öncelikle Musa Bey. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Açılış hakkında neler söylemek istersiniz bize? Valla benim de ortaklarımdan olduğum bir poliklinik burası. Biz 2011 yılında merkez olarak başlamıştık İstasyon Caddesi'nde. Daha sonra Saltak Caddesi'ne taşındık. Şimdi de Denizli artık büyümeye başladığı için yani insanların ayağına hizmeti getirme anlamında buralarda bir poliklinik açma düşüncemiz oldu. Aslında genelde bu talep hastalarımızdan geldi diyelim. Çünkü şehir içerisine girip o trafik yoğunluğunu yaşamak istemeyen hastalarımızdan birkaç bu tip serzeniş duyunca dedik ki buralarda bir ihtiyaç var. Kendi hastalarımız en azından aşağı inmemiş olur, şehrin o kalabalığına girmemiş olur diyerek açma kararı aldık. İşte bugün de açılışını yaptık. Umarım Denizli'deki bütün vatandaşlarımızla yararlı işler yaparız burada. İnşallah. Peki yeni okuyan diş hekimi öğrencilerine neler söylemek istersiniz buradan gelecekleri için? Valla Türk Diş Hekimleri Birliği olarak aynı zamanda o kimliğimle eğer konuşacak olursam Türkiye'de ciddi anlamda bir diş hekimliği fakültesi sayısı var ve çok fazla diş hekimi mezun oluyor. Yılda yaklaşık 10 bin diş hekimliği fakültesi öğrencisi diş hekimi olarak meslek hayatına atılıyor ama Türkiye'deki ihtiyaçlar maalesef bunu karşılayacak durumda değil. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu projeksiyonlarda 2030 yılında yaklaşık Türkiye'de 60 bin diş hekimi olması gerektiği söylenirken şu anda 2024 yılındayız, 60 bin diş hekimi var. Bu da Türkiye'de bu diş hekimlerinin iş bulabilme kapasitesini düşürüyor. Yani ileride ciddi sıkıntılar olacak. Yani biz Türk Diş Hekimleri Birliği olarak aynı zamanda bu fazla olan fakülte sayılarının düşürülmesini talep ediyoruz. Öğrenci sayısının düşürülmesini talep ediyoruz. Ve fakültelerdeki öğretim üyeleri de yeterli sayıda olmadığı için eğitimin kalitesi de düşmüş oluyor. Bu konularda hükümete yani bu Sağlık Bakanlığı'na gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Umarım dikkate alınır. Bundan sonraki yıllarda Türkiye'de yaklaşık %1'lik dirime girmiş diş hekimliği fakültesi öğrencileri, bu nitelikli insanlar maalesef mezuniyet sonrasında bir hayal kırıklığı yaşıyor. Burada çözüm için ne yapmak lazım? Kamunun daha fazla diş hekimi istihdam etme yollarına gitmesi lazım. Ve muayenehanelerden, özel çalışan muayenehanelerden de aynı devlet hastaneleri, özel hastanelerde olduğu gibi hizmet satın alımı yapması lazım. Maalesef diş hekimliğinde özel çalıştığımız zaman vatandaş hep kendi cebinden ödüyor, sigorta karşılamıyor. Bunun yollarını açmak lazım. Bu sıkıntıları biz sürekli iletiyoruz. En azından gelecek yıllarda diş hekimliği yapacak olan genç meslektaşlarımız daha iyi bir gelecek hayal edebilirler. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı olsun diliyorum çok size. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Sağ olun ilginize. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yanımızda Hakan Kılıç var. Ege Sümer Diş Polikliniği açılışındayız tekrardan. Hakan Bey hayırlı olsun diyelim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben böyle bir kliniğin Denizli'ye kazandırıldığı için sayın diş hekim arkadaşım Musa Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel ve kaliteli bir yer olmuş. Bundan sonra burada acıların dindirileceği güzel bir klinik olduğunu gördüm. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Deniz halkına neler söylemek istersiniz? Buraya ne diye davet edelim onları? Şimdi tabii diş çok önemli bir olay. Ağızda başlıyor sağlık. O yüzden yeni yeni güzel klinikler de Denizli'miz kazandı. Herkese ben bu kliniklerde işte 6 ayda bir, 1 yılda bir kontrollere davet ediyorum. Diş çok önemli bir organımız. Bunu yıpratmamalıyız ve bunun için de dediğim gibi tedaviler yaptırmalıyız. Bundan dolayı da bu imkanı sağlayan özellikle Sümer Diş Kliniğine de teşekkür ediyorum. Musa Bey'i de tebrik ediyorum. Vallahi heyecan verici tabii bizim için. Yani geçmişten bugüne baktığımızda o noktadan bu noktaya gelmek biraz tabii ki kolay olmadı. Biz ilk Ege Sümer projesini 2011 yılında 4 ortakla tanıştık, görüştük, olgunlaştırdık. Çünkü artık muayenehanecilikte biraz aksaklıklar olmaya başladı. Diş hekimliği uzmanlaşmaya başladı. Çünkü
yalnız başına muayenehanede her şeyi yapamazsınız. Onun için böyle bir hani merkez kurma fikri ortaya çıktı. Dört arkadaşla bu işe koyulduk. Birbirinize destek olarak. Geçmiş merkezimizde 18 hekim çalışıyorduk. İlave burada 6 tane daha klinik açarak Ege Sümer'i biraz daha büyüttük. Yani aslında Ege Sümer'i büyüttükten öte hizmeti hastalarımızın ayağına götürdük. Hem Bey'de ulaşımdan vatandaşın yakınlığını belirterek buraya taşındık. Evet. Açıldık dedi. Gerçekten eski şu andaki merkezimizin etrafı bütün ağız diş sağlığı merkezleri polikliniklerle dolu. Herkes diş probleminin hizmetini orada almak zorunda ve gerçekten çok kalabalık bir nokta ortam. Burası hem şehrin daha yoğun kaydığı bir nokta, daha ferah bir ortam, otopark problemimiz yok ve burada orta yaş ve çocuk hastaların çok olduğu yoğun bir merkez. Bunu düşünerek noktayı buraya hani koyduk, burada bir klinik açmaya karar verdik. Çok mutluyum. Bugün gerçekten denize yakışan bir açılış oldu. Denize yakışan bir ortam oldu. Amacımız zaten denize hizmet etmekti. Biz açıldığımız 14 yıldan bu yana sağlık odaklı çalıştık. Hiç kesinlikle olaya ticari olarak yaklaşmadık. Sağlıkla ticareti birbirinden ayırdık ve bugünlere ulaştık. Bayağı bir yoğun bir katılım vardı. Az önce siyasetçilerimiz de buradaydı. Onlara neler söylersiniz? Bizleri onurlandırdılar. Kendileri çok teşekkür ediyoruz. Yani. Peki size diş hekimi konusunda bir soru yöneltmek istiyorum. Diş hekimi farkındalığı olarak neler yapılabilir ağız ve diş sağlığı konusunda? Aslında bu gerçekten çok büyük bir konu. Aslında bu konu odamızda çok güzel çalışmalar yapıyor. Koruyucu hekimi üzerine çok güzel, özellikle ilkokullarda, anaokullarında eğitici seminerler veriyoruz. Bu konu biraz daha odamızı ilgilendiriyor ama güzel çalışmalar yapıyoruz yani. Birazcık çalışmalardan bahseder misiniz bize? Geçenlerde olması lazım galiba. Uzunpınar'da yine odamız ve bir tane dernek, ismini burada Çalışan Destekleme Derneği, güzel bir çalışma yaptılar. Oradaki ilkokulda yaklaşık 170 civarında öğrenciye koruyucu hekim üzerine bilgiler verildi, broşürler verildi. Ağaç yaştan eğilir dediğimiz gibi koruyucu hekimlik anaokulunda ilkokulda başlıyor.